Herkese merhabalar, Hz. Yusuf Aleyhisselam ve As Suresini beraber bugün işleyeceğiz. Bu resimde de gördüğümüz gibi aslında bak Hz. Yusuf'un çok güzel bir kıssası var, yani hikayesi var. Kur'an'da anlatılan hikayelere, peygamberlerle alakalı veya diğer e, insanlarla alakalı hikayelere biz kıssa adını veriyoruz. İşte... Hazreti Yusuf'un kısasını yani hikayesini bir anlayacağız, öğreneceğiz. Çünkü çok güzel dersler çıkartılabiliyor bu hikayeden. Aynı zamanda As Suresi yani Vel Asr innal insane lefi husr şeklinde halk arasında zaten herkesin bildiği bu surenin gerçekten anlamını öğreneceğiz ve bu anlamından ne çıkartabileceğimizi seninle beraber göreceğiz. Bu arada çok güzel bir sürprizimiz var. Onu da söylemek istiyorum. LGS hızlanma programımız geliyor. Gün gün 7 günde paragraf ve problemlerden oluşan ve denemelerden oluşan süper hızlı jet bir program hazırladık ve bunun içerisinde teker teker 1 Mart'tan 7 Mart'a kadar 7 tane günümüz var. Bu 7 günde yapmamız gerekenler belli ve teker teker ödevlerimiz belli, izlememiz gereken videolar belli. İşte bu programla bir de deneme çözeceğimiz için denemelerimizi de kıyaslayıp bu günlerde kendimizi ne kadar geliştirdik, acaba ne kadar ilerledik bunu ölçeceğiz çok önemli. Bu programımızda bu arada hızlanma setimizi kullanacağız. Hızlanma setimizin içerisinde bak burada hemen göstereyim. Hızlanma setimizin içerisinde üç tane kitap var. Çünkü 3 önemli konuyu çözmeye çalışıyoruz. Birincisi Türkçe. Türkçedeki 20 sorunun 10'u paragraf ve paragrafta hızlanmak istiyoruz. Zamanla yarışacak paragraf denemeleri koyduk bunun içerisine. Aynı zamanda en önemlisi tabii herkesin takıldığı problemler. yani Daha doğrusu matematik. Matematikte neredeyse bütün sorular problem çıkıyor. Ama bunu çözebilmek için de temelden başlayıp zora doğru ilerleyeceğiz. Bu kitabın temel mantığı temelden zora doğru götürüyor. Ve her konuyu ayrı ayrı temel sorularla ilk başta bir sındırıyoruz. Dolayısıyla bu kitapta da matematik yeni nesil soruları halledeceğiz. Ardından da bütün bu yaptıklarımızı burada deneme karşılaştırma grafiğimiz var. Denemeleri çözerek ve denemelerdeki eksiklerimizi deneme analizlerimizi de yaparak teker teker hangi kazanımda eksik olduğumuzu bularak bu şekilde aslında eksiklerimizi tamamlayacağız. İlerleyişimizi de görmüş olacağız. Yani çok ciddi bir şekilde hızlanacağız bu programda. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Sizinle beraber mutlaka programımızı uygun daha Şubat ayındayız biliyorsunuz. Şubat ayına uygun ödevlerimizi de yapalım. Hızlanma programında mükemmel bir şekilde şimdiden hazırlık yapalım. O yedi gün gerçekten bomba geçecek. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Hazreti Yusuf aslında peygamberler arasında çok ön plana çıkan ve Kur'an-ı Kerim'de çok kıssası e, suresiyle beraber anlatılan bir peygamberimiz. Hazreti Yus Hazreti Yakup'un oğlu olan Hazreti Yusuf e, çok değişik bir hayat hikayesi var. Acılarla geçmiş de entrikalarla geçmiş ondan sonra ne bileyim maceralarla dolu bir hayat hikayesi var. Ve kıssaların en güzel e, en güzeli olarak geçiyor Kur'an'da ve Aa. Yusuf suresi. Ee, kıssa ne demek hocam? Kıssa dediğimiz şey Tonguç Evladım benim hikaye. E, peygamberlerin hikayelerine biz kıssa diyoruz. Eski dilde Arapçada böyle hikayeye kıssa denildiği için biz de öyle diyoruz. Aslında bu hikayeler bir de tabii hikaye olsun diye anlatmıyor. Mesela nasıl e, işte bir hikaye kitabını okuduğun zaman oradan bir ders çıkarırsın ya. Aynı o şekilde Allah da diyor ki bu kıssalar kalbinizi tatmin etsin diye yani ders çıkarın diye verildiğini söylüyor bize. 111 tane ayetten oluşuyor Yusuf suresi. Tabi bu Yusuf suresinde ciddi manada enteresan şeyler oluyor. Onlardan birkaç tanesini sana söylemek istiyorum. Mesela e, ciddi e, bunların her şeyin temelinde bir kıskançlık var. Yus, Hazreti Yusuf'un Tomuç'un bir sürü kardeşi var. Hazreti Yakup'un oğlu olduğu için Yakup'un da çok oğlu olduğu için Hazreti Yusuf'un bir sürü kardeşi var. Ve bunların aslında e, içinde Hazreti Yusuf çok yakışıklı çıklığı, çok düzgün bir çocuk olduğu için ve gerçekten de hani kardeşleri arasında Yakup'un da yani babalarının da çok sevdiği bir çocuk olduğu için kıskanıyorlar Hazreti Yusuf'u. E kıskandıkları için bir plan yapıyorlar ve bu plan yaptıktan sonra da Hazreti Yusuf'a bir şiddet uygulu uyguluyorlar ve sonunda da Tonguç evladım geliyorlar babalarına yalan söylüyorlar. Ya e gerçekten de kıskançlığın etrafında dönen üç tane vahim olay yapıyorlar kardeşleri. Ama öz kardeşleri Tonguç çok enteresan. Aa. Öz kardeşi yani kıskandığı için yani haset ettiği için haset derler ona kıskandığı için bir plan yapıyor bu planda da mesela diyorlar ki işte mesela bunlar Hazreti Yakup'la beraber e, otururlarken diyorlar ki biz hadi Mısır'a doğru gidelim oradan ver işte e, ürünleri alalım falan filan ama yani hep beraber gidelim diyorlar Hazreti Yusuf da gelsin diyorlar Yakup diyor ki hayır babaları diyor ki hayır. O diyor. gelsin gelsin biz ona iyi bakarız merak etme diyorlar ve babasını kandırıyorlar. Kandırıcılar. Plan yapıp kardeşlerini kuyuya atma planı yaptık yap, yapıyorlar ve diyorlar ki yolda bir tane kuyu bulup o güzel kardeşlerini o aslında babalarının çok sevdiği ama kendilerinin kıskandığı kardeşlerini kuyuya atıyorlar ve şiddet uyguluyorlar. Sonra da e, tabi kuyuya attıktan sonra da öldü deyip de bırakıp gidiyorlar başka bir yere gidiyorlar. Sonrasında da babalarına gelip evlerine diyorlar ki işte Yusuf'u kurt yedi diyorlar. Hatta kanlı gömleğini de gösteriyorlar. Ama babası inanmıyor tabii ki. O Çünkü kanlı gömleğin aslında kendi kanı değil. Yusuf'un kanı değil. Bir geyik bilmem ne kanı. Dolayısıyla e, babaları inanmıyor ama e, oğullarının bir fenalık, fena bir şey yaptığını görüyorlar. Bu hikaye böyle başlıyor ve bu hikayenin bu başlangıcından sonra tabii Yusuf o kuyunun içinde e, yoldan geçen e, bir kervan tarafından bulunuyor. Kuyudan alınıyor. Çünkü su içmek için duruyorlar. O kervandan e, işte e, birkaç kişi onu buluyor. Sonra diyor ki oh ne güzel bir adam bunu ben köle olarak satarım diyor. Hani Eskiden, adam. eskiden kölelik vardı. İşte o yüzden genç Yusuf aslında bir köle olarak hayata başlıyor. Sonrasında Tonguç'um. Köle olarak bir e, büyük bir emirin evine gidiyor. Yani oradaki e, varlıklı bir ailenin evine gidiyor köle olarak satılıyor. Sonrasında da iffetli ve yakışıklı olduğu için, iffetli ve yakışıklı olduğu için tabii kızlar da e, bunun peşinde koşmaya başlıyor. Hani kızlar derken hatta emirin karısı aslında. Ee, peşinde koşmaya başlıyor ve bunu sıkıştırıyor diyor ki sen benle e, bir ilişki yaşamak zorundasın diyor evlen ha o da diyor ki ne evlen zaten evli kadın ha. Kad yani kadının e, kadın evli e, kocasıyla beraber sonrasında garip bir şekilde e, Hazreti Yusuf'a e, kötü bir e, şekilde davranıyor sonrasında e, Hazreti Yusuf'a iftira atıyor bu benle benle ilişkiye girmek istedi diyor sonrasında e, olaydan anlaşıldığı üzere gömleği işte önden mi yırtıldı arkadan mı yırtıldı kaçarken Hazreti Yusuf aslında kadın arkadan tutup Hazreti Yusuf'u gömleğini yırtıyor. Bir ondan sonra Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğu anlaşılıyor. Ama sonrasında sonrasında ee, bu olaylar artık çok büyüdü ve işin yani artık dedikodusu yayılmaya başlayınca Emir diyor ki yeter artık ben dayanamayacağım ee, karıma da bir şey yapamam o benim kaç senelik çocuklarımın annesi o zaman sen gir Yusuf diyor hapse yapacak bir şey yok sen en azından uzak durursun diyor. Hazreti Yusuf da diyor ki hapis buradan daha iyidir diyor ve zindana giriyor iffetini korumak için. Ve sonrasında Tonguç evladım benim zindanda sabrediyor. Uzun seneler boyunca kalıyor. Ee, İnsanlara Allah'a anlatıyor. Yani tevhid inancını yani Allah'ın birliğini yayıyor. Ve sonrasında da Tonguç'um Yusuf suresi 101. ayette hatta şöyle bir şey var. Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin diyor. Neden diyor bunu? E çünkü e, zindandayken zindandayken e, Mısır hükümdarı bir rüya görüyor. Ve bu rüyayı ee, işte yedi zayıf inek görüyor, yedi semiz inek görüyor. Bu rüyayı kim yorumlayacak kim yorumlayacak derken e, Mısır emirinin hükümdarının yanındaki e, Hazreti Yusuf'un eski zindan arkadaşı diyor ki aa ben şimdi hatırladım diyor. Bir tane rüya yorumcusu adam vardı zindanda tanışmıştım diyor. E, hatta benim çıkacağımı da bilmişti tahmin etmişti rüyalardan ve e, ben bir ona sorayım diyor. Zindana gidiyor diyor ki çat diye e, Hazreti Yusuf'a soruyor diyor ki Hazreti Yusuf 7 yıl bolluk var bu ülkede olacak diyor. 7 yılda kıtlık yani yokluk olacak diyor. Ve sonrasında ama diyor ki bu olacak ama bana mutlaka Maliye Bakanlığını vermeli o hükümdar diyor. Mısır'ın hükümdarı bana Maliye Bakanlığı vermeli diyor. Sonrasında Mısır hükümdarı bu şeye inanıyor, bu rüya yorumuna inanıyor ve Hazreti Yusuf'u Mısır'ın Maliye Bakanı yapıyor ve işte bu iktidar Allah ondan sonra veriyor zaten ve sonrasında Tonguç evladım bu yorumlamayı düzgün yaptığı için gerçekten de kıtlık ve bolluk seneleri geliyor ve Hazreti Yusuf Mısır'ı kalkındırıyor ve Mısır'ın batmasını engelliyor. Ve e, sonrasında Tonguç'un bak şunu unutma. Hazreti Yusuf'un çok güzel örnekleri var burada. E, bu, Hazreti Yusuf'un kardeşleri Maliye Bakanı olduktan sonra geliyorlar kendini tanımıyorlar çabuk büyümüş oluyor genç Yusuf. E, ve Ama tanımama rağmen Yusuf onlarla ilgili bir oyun yaparaktan onların Gerçekten pişman olmalarını yaptıklarından pişman olmalarını sağlıyor ve sonrasında babasıyla buluşuyor mutlu bir hayat sürerek hayatlarına devam ediyorlar. Oh i̇şte burada çok enteresan affeden bir Yusuf var. Yani hem e, Aziz'in karısını e, affetti. Bak iftira etmişti Aziz'in karısı. Benle ilişkiye girmeye çalıştı demişti. Aynı zamanda elini kesen kadınlar vardı e, iftira edenler. on sonra 11 tane kardeşi vardı iftira edenler ve bunların hepsini affetti Yusuf. Ve merhamet etti bunlara. Ve Dedi ki bugün size kınama yok Allah sizi affetsin diye Allah'a havale etti. Bu da enteresan çok güzel bir örneği. O yüzden biz de hayatımızda affedici ve e, yargılayıcı değil daha çok yapıcı olmamız gerekiyor. Hocam Olmaz. beni affeder misiniz? Tabii ki seni affederim Teşekkür ederim hocam. Yürüyası gerçek olan peygamber de Hz Yusuf'tur. Bak 11 tane yıldız görmüştü 11 tane kardeşini aslında temsil ediyordu 11 yıldız. Çünkü oraya, kuyuya atılmadan önce bunların hepsini görmüştü. Ay annesini temsil ediyordu. Güneş babasını temsil ediyordu aslında. İşte orada Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf'un başına gelecekleri bilmesine rağmen Allah'ın kaderi diyerekten e, kaderine razı oldu. Kaç sene boyunca Hazreti Yusuf'un hasretiyle yaşadı ama sonunda Hazreti Yusuf'a kavuştu ve ne oldu evladım? E, problemlerin hepsi sonunda çözüldü diyoruz. Şimdi de az ve anlamına bakalım. Bir kere... As suresi gerçekten çok özel bir sure. Kur'an-ı Kerim'deki çok özel surelerden bir tanesi. 103. sure. Biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de 114 tane suremiz var. Ve bunlardan 103. sure yani sonlara doğru olan surelerden hatta kısa surelerden hani e, namazların e, içerisinde Fatiha'dan sonra okunan sureler var ya aynı onlar gibi bir suremiz. E, ve aynı zamanda aynı zamanda çok az ayete sahip çünkü kısa süre zaten üç tane ayete sahip ve normalde as suresinin içine yani daha doğrusu e, adını veren as kelimesi aslında zaman çağ, ikindi vakti demek oluyor yani e, vel as diyerek Allah diyor ki bize zamana andolsun olsun ki diyor ve sonrasında Mekke'de indirebilmemiz özellikle hani Mekke'de inen ve Medine'de inen ayetler vardı. Bunlardan Mekke'de inenlerden az suresi ve sure adını demin de söylediğimiz gibi az kelimesine alıyor. Peki gel bakalım beraber bunu inceleyelim. Bir kere hemen Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr lezine amenü ve amülü salihati ve tevasa bil hakkı ve tevasa bis sabr. Çok kısa ve çok öz bir anlamı var. Gel bakalım anlamına bakalım şimdi seninle beraber. Bir kere anlamına baktığımız zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yani Bismillahirrahmanirrahim'in açıklaması. Peki sonra ne yapıyoruz? Hemen suremize geçiyoruz. And olsun zamana ki vel asri diyerek and olsun zamana gidiyor Hatta burada da e, Türkçe okunuşu da var. Buradan da görebiliriz. And olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içerisindedir. Yani ziyan demek aslında e, ...kaybediyoruz zamanımızı, işte zamanımızı boşa harcıyoruz gibi de düşünebilirsin. Yani zamanımıza yazık ediyoruz, yazık ediyoruz gibi bir manaya geliyor. Ardından ancak iman edip de yani Allah'a inanıp da iman edip de... ...varlığına, birliğine, ahiret gününe inanıp da salih ameller işleyenler... ...salih amel demek, salih demek iyi işler yapanlar demek. Yani e, güzel işler yapan, doğru işler yapanlar demek. Salih amel de demek iş demek. Aslında yaptığımız her şeyi biz amel diyebiliriz. İşleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Yani doğruyu tavsiye edenler. Hak demek doğru demek veya Allah da aslında diğer bir adı da haktır aslında. Çünkü Allah mutlak doğrudur. Dolayısıyla hakkı tavsiye edenler Birbirlerine sabrı tavsiye edenler yani dayanmayı, mücadele etmeyi, e, yılmamayı tavsiye edenler başka. Onlar ayrı yani onlar ziyanda değiller de demek istiyor aslında. Çok güzel, çok öz bir anlamı var. Felsefik bir anlamı var. Gerçekten de hani bizim e, bazen felsefe, psikoloji kitapları okuduğumuz zaman bize verilen mesajlardan çok çok daha... ...öz ve e, temiz bir anlam var... ...hemen bir daha okuyorum... ...Andos'un zamanındaki Vel as innel insan husr... ...insan gerçekten e, ziyanıdır... E, ...İller lezîne amenü... ...yani iman edenler... ...salih ama ...ve birbirlerine hakkı, doğruyu tavsiye edenler... E, ...doğru işler yapanlar... ...ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler... ...müstesna... ...yani onlar dışındaki insanlar... ...ziyan ediyorlar... zaman yazak, ...yazık ediyorlar zamanlarına diyor aslında... Okunuşuna tekrar bakalım. Vel as innel insani lefi hus. İnsan e, ziyandadır. edenler ve amelü salihati salih amel doğru amel işleyen doğru işler yapanlar ve tevasav bir hakkı birbirine tavsiye edenler. Yani tavsiye etmek var ya tevasav bir de doğruyu tavsiye edenler ve tevasav bir sab ve sabrı tavsiye edenler dışında demek istiyor ...az e, As suresinde diyebiliriz. As suresi aslında anlam olarak zamana yemin ederek onun değerine dikkat ediyor. Zaman bizim için hayattaki en değerli hazine. Yani ne paradır, ne maldır, ne mülktür. En değerli hazinemiz zamanımız aslında. Yani zamanın telafisi yok. Zamanda geri dönemiyoruz şu anda. Öyle bir teknoloji yok şu anda. Zamanın değerini bilmeyip ömrünü boşa geçirmiş kimsenin ziyanda yani yazık ettiğini söylüyor ve dünya ve ahiret mutluluğu için hangi özelliklere sahip olunması gerektiğini bize aslında doğru işler yapmak doğruyu tavsiye etmek aynı zamanda birbirine sabrı tavsiye etmek şeklinde bize de mesajını veriyor diyebiliriz. Az suresi bir Müslümanın sahip olması gereken temel özellikle de vurgu yapıyor. Mesela neler bunlar? Samimi bir şekilde iman etmek. iman edip salih amel işleyenler diyor ya bize orada. Veya işte salih iyi işler yapanlar veya hakkı tavsiye edenler, doğruyu tavsiye edenler diyor. Ve sabrı tavsiye edenleri aslında ziyanda olmadığını söylüyor bize diyebiliriz. O zaman ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.